Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti Aksaray Milletvekili İpin İnceöz'ün proje inceleme gezileri devam ediyor. Başkan Yazgı ve Milletvekili İnceöz, Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi, Kreş ve Gündüz Bakım Evi ve Aksaray Belediyesi TV'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar. Aksaray Belediyesi tarafından kadınlara özel hizmete sunulan Fatih Mahallesi'ndeki Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde meslek edindirme ve hobi kurslarına katılan anneler ve çocukları için hizmet verecek olan Kreş ve Gündüz Bakım Evi açılış için gün sayıyor. Aksaray Belediyesi tarafından hayata geçen ve yapımı devam eden projeleri yerinde gezen gören Milletvekili İnceöz, Başkan Yazgı ve ekibine övgüler yağdırarak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Aksaray Belediyesi'nin işine, okuluna erken gidenlere sıcak çorba ikramı devam ediyor. Başkan Yazgı dönemiyle başlayan ve 2014 yılından bu yana devam eden sıcak çorba ikramlarıyla vatandaşlar soğuk kış günlerinde Aksaray Belediyesi'nin ikramıyla ısınıyor. Aksaray Belediyesi mobil çorba aracı her hafta pazartesi günleri devlet hastanesi, salı, çarşamba, perşembe günleri Küçük Bölcek Köprüsü ve üniversite durağında, cuma günleri ise Kurşunlu Camii karşısında ücretsiz çorba dağıtımını sürdürüyor. İkramlar özellikle öğrenciler tarafından büyük ilgi görürken vatandaşlar uygulamadan son derece memnun. Aksaray Belediyesi çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Sinema Günleri etkinliğinde Kılıç Arslan'la Atatürk İlkokulu'ndan 200 öğrenci Rafa'dan Tayfa Dehliz Macerası filmini izledi. Eğlenceli anların yaşandığı programda çocuklara mısır ve su ikramında bulunuldu. Hazırladığı etkinliklerle çocuklar ve ailelerinin birlikte keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çocuklara yönelik ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimlerine devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmelerini izlediniz.